Finale hoş geldiniz. Süper Lig'de 30. hafta şu sıralarda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla tamamlanacak. Sarı lacivert takımın Antalyaspor karşısında 2-0 üstünlüğü vardı biz programa girmeden önce. Bu da Bursaspor adına sevindirici bir durum. Bursaspor deplasmanda haftalar sonra güldü. Lig'den düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 4-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Ligin alt tarafı artık yangın yeri gibi. Özellikle 4 ve 5 takımın mücadelesi ligin son haftasına kadar sürecek gibi gözüküyor. Karabükspor ligden düştü. Son iki takım kim olacak? Bununla ilgili tahminlerimiz, yorumlarımız da olacak bu akşam. Tabii Karabükspor-Bursaspor maçını tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağız. Mustafa Er'le birlikte Bursaspor ilk galibiyetini aldı. Ne gibi değişimler var Bursaspor'da? Bunları da yorumlamaya çalışacağız. Bir kongre heyecanı var biliyorsunuz. Yavaş yavaş da kongre tarihine doğru geliyoruz. 27 Mayıs'ta artık Bursaspor'un ilk oturumda tabii çoğunluk sağlanmadığını düşünürsek 27 Mayıs'ta Bursaspor'un yeni başkanı belli olacak. Bir hareket var mı Bursaspor kongre kulislerinde? Bunları da anlatmaya çalışacağız. Ve bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm ülkemizin ve çocukların bayramını kutluyoruz. Final başlıyor. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Biz de bugünkü programa, bugüne özel programımızda çok güzel bir görüntüyle açtık. Şanlıurfa'da Eyyubiye ilçesine bağlı Keskin Köyü'ndeki bir okulu ve öğrencilerini, öğretmenlerini ekranlara getirdik. Görüntüler bugünden ve Nilbiat, Nilüferli İş Adamları Derneği, Bursasporlu İş Adamları Derneği'nin organizasyonuyla orada eğitim gören, öğretim gören çocuklara yardım malzemeleri gönderildi. Bu yardım malzemelerinin içinde Bursaspor forması, Bursaspor çantası, kitaplar, kırtasiye malzemeleri, laboratuvar malzemeleri bulunuyor. Öncelikle Nilbiat yönetimine teşekkür etmek gerekiyor.
Tabii en büyük teşekkürü Esra öğretmen, Esra Yiğit öğretmen hak ediyor. Aydın'da okurken Yönetimsel Kurulu'na katılan ilk bayan temsilci Esra öğretmen. Tabii tayini Urfa'ya çıkıyor. Urfa'da Keskin Köyü'nde görevini 2 yıldır sürdürüyor. Tabii çok önemli, güzel görüntüler. Onun yardım çağrısına özellikle bu anlamlı günde karşılık bulması ortaya da bu güzel görüntüleri çıkardı. Biz hem Nilbiat yönetimini hem Esra öğretmeni tekrar kutlayalım. Oradaki çocukların, ülkemizdeki bütün çocuklarımızın çocuk bayramında kutlayarak programa başlamış olduk. Bu görüntüleri programın ilerleyen dakikalarında tekrar sizlere göstereceğiz. Programımıza katılmak istiyorsanız ekranın alt kısmından soru ve görüşlerinizi iletebileceğiniz adreslerimiz var. Aynı zamanda bir WhatsApp hattımız var. Yine programı izlerken çekeceğiniz fotoğrafları bize iletebilirsiniz. Biz de programda kullanabiliriz. Olay FM'le ortak yayınımız başlıyor. Cevdet Altınel, Erkan Sağlık, Erdal Akçay, Beytullah Suat. Hoş geldiniz. Aslında Beytullah ve Erkan maça gitti ama ben 23 Nisan'la başlayayım. Bu görüntüyle başlayalım. Herkesin muhakkak bir görüşü vardır. Çok anlamlı ve duygusal görüntüler. Dediğim gibi hem Nilbiat'ı hem Esra öğretmeni kutlayarak başladık. Neler söyleyeceksin sen de? Evet, çok güzel bir gün 23 Nisan hakikaten. Başta rahmetli Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gerçekten onlara çok şey borçluyuz. 23 Nisan çok özel bir gün dedik. Çünkü dünyada tek çocuklara armağan edilen bir gün. Çok güzel bir gün. Baktığımızda Esra öğretmeni takdirle karşılamak mümkün değil. Çok uzak bir yerde, çok zor şartlarda çok iyi bir şekilde görev yapıyor ve iyi bir Bursasporlu olduğunu da biz de bu videolarla, fotoğraflarla öğrenmiş olduk. Hakikaten Urfa'ya da, Urfalı çocuklara, minikleri de Bursasporluluk ruhunu aşılaması apayrı bir güzellik bizler için. Gerçekten kendisini bir kez daha kutluyoruz. Tüm çocukların bayramını da ayrıyeten bir kez daha kutlayarak Erkan'a bakayım siz. Öncelikle Esra Yiğit hocamızdan başlayalım. Gerçekten çok güzel bir video çekmiş ve bu yaptığı aslında anonsla anında da karşılık bulmuş. Oradan sonra da Nilbiat'a teşekkür etmek lazım. Başkanları Cengiz Kaya, kendisi arkadaşım oluyor aynı zamanda. Çok sevdiğim birisi. Gerçekten koli koli malzeme göndermişler. Tebrik ederiz. Yani sonuçta bu bir yardım. Bunun reklamı olmaz ama bir şekilde onurlandırmak lazım bu tip insanları. Çünkü en azından güzel bir organizasyon imza atmışlar. Tabii Urfa'nın bir köyünde bu kadar Bursasporlu'yu yaptığı için de Esra Hoca'ya da buradan bir daha tekrar teşekkür etmek lazım. Nilbiyat zaten bu tip organizasyonları yapıyor. Yani şehir içinden daha çok daha köylerine yapıyordu. Şimdi şehirler arasında açıldılar. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum yani Cengiz Kaya ve yönetim kurulu üyelerine. İnşallah Türkiye'nin birçok iline de bu şekilde ulaşmış olurlar eğer talep gelirse. Erdal Akçay. Ben Esra öğretmeni gerçekten kutluyorum. Videonun tamamını izlediğimde kendisini çok güzel ifade ettiğini gördüm. İnşallah pırır pırır genç bir nesil yetiştireceğine de inanıyorum. Benim dileğim Keskin Okulu'na Bursa'nın kardeş okulu olması ve Bursa sporların oraya çok daha fazla yardımda bulunması, okulun mümkünse yeşil beyaz renklere boyanması, iliklerine kadar hissetmesi. Çünkü Trabzonspor'un da böyle kardeş okulları var Güneydoğu'da, çok iyi biliyorum. Trabzon'a uçakla maça da götürüldü bu çocuklar. En azından önümüzdeki sezon bu çocukların Bursa'ya, Timsah Arena'ya bir maça getirilmesini diliyorum. Teşekkür ederim Beytullah. Yani hem bu konuyla ilgili hem maçla ilgili başlayabiliriz. Uzun bir aradan sonra Bursaspor hem deplasmanda kazandı hem de çok kritik bir ortamda 3 puan aldı. Rakip evet zayıf bir rakip ama bence alınan galibiyetin önemi çok büyük. Tabii ki büyük. Yani ligden düşen bir takım da olsa çok değerli bir 3 puan. Şu var, şunu söyleyeyim. Hakikaten hocamızı kutlamak lazım. Emeği geçenleri kutlamak lazım. Şuna şahit oldum Karabük'te. Cuma günü Spor Ekstra programımız da vardı. Orada Ünitimsah üyesi arkadaşlarımıza da bir program çektik. Hakikaten biz şu an şehrimizin içinde bu duyguları yaşıyoruz ama Bursa Spor sevgisinin il dışında nasıl yaşandığını görmek de bana çok farklı geldi. Yani o genç kardeşlerimizin heyecanını, mutluluğunu, takım oraya geldiği zaman çabalama isteğini
görürken hakikaten duygulandım. Yani şu var, öyle güzel şeyler anlattılar ki, bir arkadaşımız hatta söyledi. Ya maça bilet alabilmek için veya işte yakıyorlar meşale alabilmek için biz bugün makarnayı salçasız yedik dedi. Böyle güzel bir şey söyledi mesela. Yani hakikaten nasıl fedakarlık yapıyor? Öğrenci arkadaşlarımız bunlar. Çünkü öğrenci hayatını biliyoruz. Yani zor şartlarda insanlar hayatını sürdürebiliyor. Yani nasıl fedakarlık? Yani bambaşka bir dünya hakikaten bak. Bizim ilimizden bambaşka bir dünya var orada. Onu gördüm yani. Gözlerindeki o parıltıyı. İki gün önce gitmişler, kimin nerede duracağına karar vermişler. Koreografi de hazırlıyorlar yani karşılamak. Ya şimdi iki gün oran, şimdi maç, takım oraya perşembe gitti. Salıdan itibaren sen burada duracaksın, sen orada duracaksın. Meşaleyi burada yakacağız. Böyle plaket vereceğiz. Yani bir organize olayı bu. Ne kadar güzel görüntüler çekmişler mesela. Yani bambaşka bir Bursaspor sevgisi yaşıyorlar yani. Şehir dışında bunları yaşamak farklı bir duygu. Mesela hocamız da söylüyor. Ünit İmsa temsilciliği yapmış değil mi? Yani hakikaten ben gurur duydum oradaki arkadaşlarımızla, hepsiyle. Ya dediğim gibi biz burada olduğumuz için, çok içinde olduğumuz için bazı şeyleri belki anlayamıyoruz ama dışarıdan birisinden duyduğumuz vakit çok farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Hakikaten hepsini kutluyorum. Çünkü bütün illerimizde var bu. Bir tek Karabük'te değil. Karabük'te de değil. Yani Bursaspor hangi deplasmana giderse gitsin, oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz az veya çok, hiç önemli değil, bir karşılama gerçekleştiriyorlar. Teknik heyete, futbolcuya, herkese bir moral verme çabasındalar. Yani Bursaspor'u uzaktan takip ediyorlar belki ama iç içe yaşıyorlar. Tebrik etmek, tebrik etmek lazım. Yani o gözlerindeki heyecanı aldıktan sonra. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Yani maç öncesi endişelerim vardı. Hepimizin vardı. Yani endişesi bu, olmayan bence yoktu. Evet. Bu Karabükspor'dan çekinmek değil. Yani Bursaspor'un ne yapacağını bilmemekten dolayı. Emin ol, Karabükspor beraberlik golünü attı. Eyvah dedim yani. Ya çünkü bizim takım kırılganlık da gösteriyor. Evet, şimdi bilemiyorsun fazla bazen. Bu sezon bunu şimdi ilk 15-20 dakikalık bölümde, yarım saatlik bölümde baktım pozisyona giremiyoruz. İşte 1-1 devre arasında gireceğiz. Gene işte 15 dakika gol bulamazsak gene bir sıkıntı olacak. İnsanın kafasına soru işareti oluyor. Evet. Futbolcuların, dikkat edersen bak, Batacan'ın attığı golden sonraki sevinçleri, nasıl bir stres, nasıl bir sıkıntı yaşadıklarını daha apaçık ortaya koyuyor. Yani artık iyi futbol, güzel futboldan ziyade isteyen bir takım ve skor tabelasının gelmesi gerekiyor. Ve Bursaspor bunu aldı. Kritik bir maç. Bak emin ol ki şu maçı biz kazanamasaydık yer düşerdik. Bak düşerdik. Alttakilerin mücadelesini görüyorsun. Yangın yeri gibi aşağısı bak, yani. Şu maçı, alev alev. Bak şu maçı kazanamasaydık biz çok ciddi sıkıntı. Dedim ya, anlamı çok büyük yani. Ya çok büyük. Yani Karabükspor yenmiş, küçümseyen küçümseyebilir. Ben küçümseyemem. Çünkü bu takımın rakip kim olursa olsun bir 3 puana ihtiyacı vardı. Buna dayanarak söylüyorum, Konya Spor maçında daha çok üstüne koyan bir Bursa Spor göreceğimi tahmin ediyorum mesela. O güvenle. Özgüvenle. Özgüvenle. Şimdi maçtan sonra futbolcuların konuşmasına bakıyorsun. Hepsi bu sefer can atıyor konuşmaya. İfadeler gözlerin içi gülüyor. Yani özgüven hakikaten futbolda bambaşka bir olay. Moral, motivasyon. Böyle bir maçta gelmesi her ne şekilde olursa olsun iyi geldi. Mustafa Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani iki maçlık bir çizgisi var hocanın. Bazı şeyleri analiz etmiş. Neyi analiz etmiş? Ya ben Paul Le Guen dönemindeki kanat oyuncularından kanat oyuncularıyla işin gitmeyeceğini anlamış. Kim bunlar? Delar. Gireskembo. Delar. Genellikle söylüyorum. Yusuf belki Göztepe maçının ikinci yarısında kötü oynadı ama ona güvenmeye devam etti. İşte Furkan Soyalp. Biz maçtan önce tartıştık bayağı. 8 numarada kim oynar? Ben bir ara dedim Bado oynar. Her ne kadar eksikleri de olsa Furkan'ı orada bir güven sağlamaya çalışıyor. İşte stoperde Ertuğrul'a forma verdi. Yani yerlilere sarıldı Mustafa Hoca. Bak biz iki tane yerli futbolcuyla oynarken bu sayı bir anda 5'e çıkmaya başladı. Daha fazla sorumluluk almaları açısından. Ya şimdi Orhan, bizim Kembo'nun futbolculuğuyla alakalı bir problemimiz yok zaten. Adamın Allah vergisi bir yetenekleri var. Her an skoru da değiştirir yapar ama 90 dakikalık futbolcu değil diye her zaman konuştuk burada. Yani top ayağına aldığı vakit problem yok ama top ayağında olmadığı vakit problemler var. İşte görüyorsun mesela Musa Sow'u kazanmaya çalışıyor. Bunlar olumlu hareketler. Devamı gelirse eğer bu futbolcular daha fazla performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. Emre Taşdemir mesela. Ben beğendim mesela. Bunu. Geçen senenin son maçından Emre Taşdemir'e çok büyük kızgınlığı olmasına rağmen ona kucak açtı Mustafa Hoca.
Bak geçen seneki Trabzon maçında ciddi bir kırgınlığı olmasına rağmen kucak açtı Emre Taşdemir'e. Ve ben de Emre Taşdemir'e buradan söyleyeyim ki hocanın kıymetini bil. Bak başkası yapmazdı bunu. Şimdi Emre girdi mesela. İşte orada penaltıyı aldı falan filan. Biri de birkaç hareketi vardı bak, mesela. Çok güzeldi o. Hoş bak, hareket. Yakında Orhan bir Konya maçını 11'de görürsem de şaşırmam. Bak, Konya maçında Emre Taşdemir'i ben 11'de görürsem şaşırmam. Yani kısa sürede bir fotoğraf çekmeye çalışmış Mustafa Hoca. Bu galibiyet geldi. Devamı gelirse bunun tadından yenmez. Ama ben daha gayretli bir Bursaspor göreceğimizi artık tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim. Evet Erkan. Sen nasıl bir Bursaspor gördün? Ya çok da iyi bir Bursaspor görmedim. Onu söyleyeyim yani. Zaten dediğiniz gibi hepimizin de çekincesi vardı. Hatta bir gün önce başkanla da oturduk mesela. Onun bile neredeyse kazanamama gibi böyle endişesi vardı yani. Yok değildi. Bir korku vardı değil mi? Var tabii korku olmaz. Çünkü gittik mesela Karabük'e biz Orhan. Herkes Bursaspor'dan bir puan alacağını konuşuyor mesela. Çok ilginç yani. Çünkü niye? Bursaspor Ligi'nin en kötü futbol oynayan takımı herkesin gözünde. Öyle görüyor yani insanlar. Bu da tabii kötü bir imaj yani aslında. Yani bunu silmek lazım ama nasıl sileceğiz ben demiyorum. İşte arka arkaya galibiyetler olabilir. Maça geldik. Bak inan Bursaspor ilk golü yese belki Bursaspor maçı kazanamazdı. Çünkü çok çabuk demoralize olacak bir takım var elimizde yani. O kadar özgüven kaybı var ki oyuncularda yani. Böyle bakma birlik beraberlik mesajları veriyorlar ama sanki içeride çok böyle küsmüş gibi hareket ediyorlar yani. Gol yedikten sonra herkes birbirine el kol hareketi yapıyor. Hoş bir görüntü değil aslında ama. Her ne kadar ne olursa olsun 4 tane de tabii atılan bir gol var ortada. Galip, ona sevindim biliyor musun tabii. Ben? Yani artık gol atmayı unuttu filan demeye getirmeye görüyorduk. Yani. Evet. Karabük Spor mesela ilk yarıda özellikle kafa kafaya futbol oynadı. Yani biz çok da ben üstün olduğumuzu düşünmüyorum mesela. Ama ikinci yarıda adamlar da iyi saldı. Çünkü onların defanslı forvet hattında bir bağ yok, kopmuş durumda. Kendini oynuyor biraz oyuncu. Evet, oyuncular bence de öyle oynuyor. Mesela İbanez kendini oynuyor. Bir iki oyuncu daha vardı kendini oynuyor. Ergin Keleş var işte. Zaten Hamidu Traore hemen sakatlandı çıktı oyundan. Ama dediğim gibi yani Bursaspor futbol olarak çok fazla tatmin etmiyor. Mesela bu futbolla Konyaspor maçı kazanır mı soracak olursan mümkün değil kazanmaz evet. Bence Bursaspor. Yani çok üste koyması lazım bu hafta içi yapılan çalışmalarda. Veya oyuncunun çok istemesi lazım diyeceğim ama o da yeterli değil benim için. Bence o stada 40 bin kişi gelip o oyuncuları motive etmesi lazım ve farklı bir oyun anlayışı çıkması lazım ortaya. Yani artık oyunla taraftan da dahil olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum. Siz memnun kaldınız mı oyundan mesela? Ben çok da böyle üstün oynadığımızı, çok da atak oynadığımızı görmedim mesela Galibe'ye karşı. Ben ilk yarı beğendim. Ya ilk yarı topa bastılar gibidir, evet. Yani biraz baskı kurdular, bir şeyler yapmaya çalıştılar ama ikinci yarı o baskıyı görmedi, evet. Evet, o yüzden Bursaspor'un acilen bu hafta çok iyi çalışması lazım. Dediğim gibi taraftarın çok önem vermesi lazım maça. Yönetimin de burada işte bilet politikasını gözden geçirmesi lazım. Bunları belki ilerine de kadar görüşürüz ama yani Karabük maçında kim beğendi dersen ben Musa Sol'u mesela beğendim. Ya sonuçta topu ileride tutmasını bilen bir oyuncu. Yani kazandırdığı penaltıda da mesela dikkat etsene topu kafa topa çıkıyor arkasından rövaşata atıyor. Yani omuzları çok iyi kullanıyor. Yani iyi de faal kazanmasını biliyor ve ilginçtir mesela iki maçtır rövaşata kalkıyor. İkisine de gol yapıyor. Yani çok enteresan. Yani adam normal vurmuyor topa ya. Yani belki de yaratılışı böyle yani ne bileyim. Yani hakikaten çok tuhaf bir adam. Ama Musa Sova bence de çok ihtiyacımız var. Böyle bak inanıyorum ben. Konyaspor maçında da golle mesela Musa Sova atacaktır. Yani hoca kesmez. Ya hatta şöyle söyleyeyim. Oyundan çıkarttık da Mustafa'ya dedi beni niye çıkardın diye. Ben de anlam veremedim mesela. Öyle Sova kadar daha önce çıkması gereken Stanko var mesela değil mi? Mesela bir Furkan da çıkabilirdi yoruldu. Ama o Sov tercih kullandı. Belki sakatlanmasın diye öyle bir tercih yaptı ama bence Sov kalsa da bir gol yanına bir tane daha gol ekleyebilirdi Orhan. Ben Barış'ı beğendim mesela. Yani Barış'ı zaten beğeniyorum ben. Yani çocuktaki özgüven kaybını maalesef maraton tribünün önünde oynadığı dönemde kaybetti çocuk kendini. Yani o orada oynarken gerçekten büyük sıkıntı yaşıyor. Kasımpaşa maçında. Ya Kasımpaşa veya öncesi yani evet. Yoksa şöyle bir cümlesi var Barış'ın mesela onu da söyleyeyim. Yani ben bu takımdan bir takıma gittim. Ben şimdi niye gidemiyorum? Mesela hakikaten bu araştırılması gereken bir şey. Yani bir takımda oynadı ya Barış. Bursaspor'daki performansıyla. Oynadı bir de yani. Oynadı yani. Hakikaten oynadı. Yani. Ondan sonra düşüşe geçti ama her seferinde farklı mırıldanmalar oluyor. Sert eleştiri oluyor medya tarafından, bizler tarafından da oluyor bazen ama Barış gerçekten yürekten oynayan iyi bir oyuncu. Yani attığı golü de takip edin. Yani izlediyseniz izlemişsinizdir tabii ama çok güzel girdi, topu takip etti ve ayak içinde de çok ayağın dışında da güzel gol tamamladı. Yani bir sağ bek olarak gol atması bence sevindirici. Ama onun dışında Yusuf mesela yani ilk golü yoktan var etti. Yani ben mesela müthişti. Sağ tarafta oynamasını eleştiriyorum. Çünkü niye Orhan? Mesela yine bu maçta yakaladı ya. Bir iki tane pozisyon
ters geliyor. Yani o, Mustafa Hoca'nın mantığı şu anda böyle. Sağa dönüyorsun, çeksin, sol ayağıyla vursun. Ama Yusuf bunu yapamıyor. Yusuf'un bizim ortalarına ihtiyacımız var. Eğer sol ileride oynuyorsa Yusuf'un orta yapması lazım. O yüzden bence artık bir kanat değişimi lazım ama işte dediğim gibi sağda şey solda Yusuf varsa sağda kim oynayacak? Bizdeki problem şu anda bence o. Solda oynayacak oyuncuyu bulamıyor mesela. Şey sağda oynayacak oyuncuyu bulamıyor. Stanku'yu denedi. Stanku'yu da mesela bitirdiler. Yani çok kafa olarak ben çok yerinde görmedim Stanku'yu. Birkaç pozisyon topu. Kaç gol oldu Cevdet Bey? 8 oldu. 8. Hadi 10'a az kaldı. İyi fena gitmiyor Stanku. Evet. Atar 10 yapar ya. Ama dediğim gibi yani Yusuf'un performansı bende. Furkan asisti yaptı sen. Ağırdı biraz ama ağırdı, yine. Asisti yaptı sen ama Konya Spor maçında Furkan kaldırır mı dersen bence Furkan o maçta 11 başlama şansı çok zayıf görüyorum. Yani. Evet Sayın Akçay. Aslında Bursa Spor'la ilgili evet belki arkadaşların söylediklerine katılabiliriz ama benim en çok eleştireceğim nokta her iki atılan penaltıda ki duruşta yani Karabük Spor'un attığı bir penaltı var. Bizim arkadaşların elleri belinde. Soğun attığı penaltıya bakıyorum. 11 Karabüklü ceza sahasında. Evet. Buradan başlayabiliriz. Şunu söyleyeyim ilk önce. Bu 30. haftaya Bursa Spor'un Karabük maçının denk gelmesi bence ilaç gibi geldi. Onu bir kere kabul edelim. Yani Bursa daha doğrusu Spor'a, Karabük Spor'un havlu atması. Yani gibi. Karabük zaten haftalar önce havlu attı da hala 12 puanda biliyorsun. Karabük maçı gerçekten bu ligin sıkıştığı bölümde ve alt tarafın yangın yerine geldiği dönemde Bursa Spor'un can simidi oldu diyebiliriz. Evet Bursa Spor'un üzerine gerçekten futbolcuların üzerinde de özellikle aşırı bir baskı, stres var. Özgüven kaybı, tavan yapmış durumda. Dediğin gibi penaltıda Harun'un çıkaracağına inanmıyorlar ki hiç kimse hareket bile etmiyor yani. Ve penaltı kurtarma istatistiği en yüksek kaleci. Kesinlikle Harun. Yani Harun gibi bir kaleciniz var. Kaleci Harun penaltıyı kurtarır. İkinci topa yetişelim düşüncesi yok herkes. Ya 4 kişinin arasından çıkıyor Murat. Yani. Evet. Murat ki biliyorsun birçok takımı TFF 1. Lig'den Süper Lig'e evet, çıkarmış bir oyuncu. Evet. 8 tane takımı var böyle 1. Lig'e çıkarmış bir oyuncu. Yani böyle cin bir oyuncuyu siz rahat bırakıyorsunuz. Ki ağır bir oyuncu diyelim yani. Yani eğer topu da ayık olsa. Yani böyle ağır bir oyuncu yani. Yani bizimkiler adeta böyle olamadı. Heykel gibi baka kaldılar. Maçın kırılma anları vardı gerçekten. Bir tanesi ilk yarının sonunda Musa Savun penaltıyı kazandırması yaptım. Bence çok önemli. Soyunma odasına bir bir gitseydi gerçekten. Belki bu maçı yine Bursa Spor kazanırdı ama daha sıkıntılı geçerdi. Daha belki sinirler gerilirdi. Belki daha kavga pozisyonları da olabilirdi. İkincisi de 2-1'de Harun'un çıkardığı top bence. İbanez'in şutu. İbanez'in şutunu çıkardı. Müthiş yakın mesafeden vurdu ki. Yani Harun bence maçın adamıydı. Kurtardığı penaltı ve mutlak 2'de gol çıkardı penaltının dışında. Hı. Dönüşün, şutunu çıkardı. Evet, dönüşünde evet. Zaten 3-1 oldu ve maç koptu. Yani baktığımızda evet bu galibiyet Bursa Spor'a derin bir nefes aldırdı ama daha iş bitmedi. Konya Spor karşılaşması bence haftanın son maçı olacak. Yani 31. haftanın son maçına denk gelmesi yine Bursa Spor'un üzerinde bir aşırı baskı ya neden olabilir ya da olmayabilir. Ya da olmayabilir ama olma ihtimali de var. Futbol sürprizler açık bir oyun. Son maç oynamak iyi mi kötü mü göreceğiz. Çünkü bütün rakipler kazanırsa çok kötü ama rakipler kaybederse rahat bir şekilde çıkabilirsiniz maça. Evet sevgili Cevdet Bey. Arda çok güzel özetledi. Yani hakikaten o kırılma anları bana göre de maçın döndüğü anlardı. Yani savunu penaltı golü, işte soyunma odasına 2-1'lik skorla girilmesi, İbanez'in şutunu Harun inanılmaz çıkardı. 2-2 olacaktı. Hemen dönüşünde evet. De hakikaten orada Barış'ın takipçiliği ve golü bulması Bursaspor'u rahatlattı. Herhalde Hüsnü son dakikalar geçiyor. Ara ara bizim iletişim adreslerini ve WhatsApp hattını da verin. İzleyicilerimiz en azından bize ulaşsınlar.
Benim merakım Mustafa Er'in Göztepe maçından ders alıp almadığıydı. Bence Mustafa Er gerekli dersi almış. Yani baktığımızda Furkan Soyalp kanatta oynayarak maceraya girmişti. Orada Kembo'yu mesela hiç düşünmemişti yenik durumda olmasına rağmen. Bu maçta işte Furkan'ı ortaya alması, hücumsal anlamda ofansif gücü arttırma adına Sovu ilk 11'de başlatması, bunlar olumlu hareketleriydi Mustafa Er'in. Ama Beytullah'a kesinlikle katılıyorum. Yani bana göre Mustafa Er'in kazandırdığı değer olarak Emre'yi rahatlıkla söyleyebiliriz. Emre Taşdemir. Peşin peşin konuşmayalım. Yok onu, o bakımdan yani, demiyorum. Paul Le Guen olsaydı hiçbir şekilde yani Emre'nin şans bulma imkanı yoktu. Nazar değmesin diye dilimi falan ısırmam gerekiyorsa evet. Isırayım. Sakatlanan ender futbolculardan birisidir Emre. Evet, biraz kafa yani, olarak. Bir çaması var öyle değil. Yani. Yani, ama kendine de iyi baksın. Hazır bu fırsatı yakalamış. Evet. Göstersin kendini. Yoksa Paul Le Guen'in ben bir yıl futbol oynamamış Emre'yi düşüneceğini, yedeklerde bile düşüneceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Mustafa Er bu bakımdan olumlu bir hamle yaptı. Erkan'ın görüşlerine de aynen katılıyorum. Bu görüntüyle Bursaspor'un Konyaspor'u yenmesi çok zor. Yani ekstra şeyler yapılmaya ihtiyaç var. Hala hatlar arasında kopukluk var. İşte saman alevi gibi bir gidip gelen bir performans görüyoruz. Süreklilik yok. Bence onun biraz da nedeni bu baskıydı. Yani puan tablosuna baktığımızda inanılmaz bir puan tablosu. İnanılmaz bir lig yaşıyoruz. Dört takımın son dört haftaya girilirken şampiyonluk şansını sürdürebilmesi... 10. sıradan itibaren alt sırayı 7 takımın da küme düşme tehlikesinin bulunması hakikaten ligi çok enteresan ve çok heyecanlı hale getirdi. Bu bakımdan olumlu ya da olumsuz Bursaspor'un çok acil şekilde 3 puana ihtiyacı vardı. Bu puan da Karabük karşısında alındı. Taraftarda da hakikaten Ünit İmsak grubu bence diğer takımlara da örnek oluyordur diye düşünüyorum. Her ilde iyi bir örgütlenmeleri var. Takımlarına çok iyi sahip çıkıyorlar. Baktığımızda çok iyi düşünceleri de var. Yani gelecek adına, Bursaspor adına bu bakımdan kendilerini bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra artık 4 hafta kaldı. 4 hafta gerek kongreye etki edecek sonuçların geleceği, gerek Mustafa Er'in alay kazandığı takdirde zaten kendisi de söyledi. Mustafa Er her şekilde Mustafa Er'le devam edeceklerini, o teknik direktör ya da yardımcı teknik direktör büyük ihtimal yardımcı olarak devam edilecektir diye düşünüyorum. O bakımdan etkileyecek haftalara giriyoruz. Yani takımın geleceğini, işte başkanlık yarışını, kongreyi etkileyecek haftalara giriyoruz. Futbolcular da artık kendilerinin piyasası için mücadele edeceklerdir. Klasik olarak her zaman düşük performanslı oyuncuların son haftalarda transfer uğruna daha sahada üretken olduklarını görüyoruz. Aynı şey şekilde nasıl buldunuz mesela? Bunları görebiliriz. Şehu'yu elinden geleni yaptı. Yani Agu olmadı. Şimdi Agu Şehu oynuyordu biliyorsun. Evet. Paul Le Guen de oynatmıştı. Mustafa Hoca da Göztepe maçında şans vermişti. Şehu mesela Agu oynadığı vakit bu şekilde gelmiyor bana. Yani 6 numarada tek oynadığı vakit daha böyle orada agresif, görev daha kargaşalığı çıkıyor herhalde. Var orada İkisi bir sıkıntı de, var yani. İki, altı yani. Evet 6 numara yani orada bir aksilik var mesela orada. Mesela burada kaç tane top kesti mesela dikkatinizi çekmişti. Evet. Çok daha rahat oynuyor. Yani önündeki kişi 8 numara, gerçek bir 8 numara olursa. Evet çünkü yani 8 numaranın ne yapacağını tabii, biliyor da kendisine göre konum alıyor. Bu defa 2-6 oynadıktan sonra. Yani Badumo işte lazım diyorsunuz oraya. Ya evet, Kerem lazım. Kim oynarsa oynasın ama stoperlere bak çoğu top gelmeden kesti Şehu. Bak stoperlere çoğu top ulaşmadan Şehu'nun müdahalesi vardı. Ertuğrul'la da parantez açmak istiyorum Beytullah. Yani şimdi Ertuğrul'un orada elini hiçbir şekilde o kullanmaması gereken bence, bir yerde elini açtı. İkinci penaltıda yanında Murat yanında hiçbir şekilde Murat'ın orada dripling yapacağını düşünmeden ama seyretti. Baştan şunu konuşman lazım bana göre. Yani o serbest vuruşta Titi'nin yaptığı faul. Ergin Keleş'e. Çok gereksiz bir faul. Yani şimdi evet. Ergin Keleş var ya orada geçse dahi geçemez zaten. Şimdi iki tane Bursaspor oyuncu varken. Ergin Keleş orada ne yapabilir? Sırtı kaleye dönük. Hiçbir şey yok. Topu almış emin ol köşe gönderine doğru gider korner yaptırmaya çalışır. Sen ne gerek var orada
yapma. Çünkü Titi ile alakalı şunu 23 söyleyeyim. 23 Nisan görüntüleri de geliyor çocuklarımızdan. Titi ile alakalı şunu söyleyeyim. Yani bakın eline dikkat edin Titi'nin. Elinden bir herhalde küçük bir operasyon geçirdi. Haftalardır fedakarlık tabii, yaparak aynen, oynuyor. Aynen doğru söylüyorsun. O mu etkiliyor bilmiyorum. Bak etkileyebilir tam bilmiyorum. Çünkü ama kontrollü koşuyor. Bireysel hata anlamında o elini özellikle şey olduktan sonra bir takım sıkıntılar yaşıyor gibime geliyor. Bak tam bilmiyorum. Yani herhalde bir Osmanlı maçından bu yana o eli sarılık Titi'nin. Bu da herhalde bireysel hata yapma anlamında onu zorlayabilir. Evet biraz şey tedirginlik yaratıyor ama bu defa Konya maçının tek avantajlı tarafı şu olacak. Psikolojik olarak Bursaspor şu an 36 puanda rakiplerinde altına almış durumda. Eğer taraftar da gereken ilgiyi gösterirse Konyaspor karşısına alınacak 3 puanla birlikte artık son 3 haftada farklı şeyleri konuşuruz diye düşünüyorum. Artık biz de sıkıldık, taraftar da sıkıldı. Artık biraz daha geleceğe ilişkin daha net mesajların verileceği haftalara, günlere gireriz inşallah diyelim pazartesi günü. Orhan Karabük'le alakalı şunu da söyleyeyim. Evet. Biliyorsun takım perşembe günü gitti. Biz de cuma sabahı oradaydık. Takım son antrenmanını Karabük'te yaptı. Tabii biz de bir basın mensubu olarak ve diğer medya kuruluşlarındaki arkadaşlar olarak Bursa Spor'un son antrenmanını izlemek için gittik. Karabük'te hemen stadyumun yanında olan bir saha var. Etrafı açık. Dört tarafı görülebilir. Nereden izlersen izle mesela. Biliyorsun maçtan önce son gün yapılan antrenmanlar taktik olmaz. Ben öyle biliyorum. Yıllardır evet. Öyle gördüm mesela. Evet. Bize dendi ki antrenman basına ve taraftara kapalı. Ben de bunu bize söyleyen arkadaşa dedim ki tamam bizi çıkartıyorsunuz. Yandaki telde Karabük Spor antrenörü antrenmanı izliyor. Bize kapatsanız olur, kapatmasanız ne olur yani. Cevabı ne oldu? Taktik antrenman yapacağız biz dendi. Cevabın bu mu oldu? Taktik yani? Antrenman yapacağız. Yani Karabük Spor'un antrenörü oradan izlese kimse ne yok. Yapacaksın deyince ya bak, cevabın oldu. Basına ve taraftara kapalı tüm Karabük halkına açık bir antrenman oldu orada. Yani şimdi yani, Mutlullah şöyle anladım ben senin ne demek istediğini. Yani geçen hafta sen söyledin. Ondan önceki ben de bir şeyler söyledim. Dedim ki bir şey var kulüpte. Var. Biz, yani bu takımın insanlarla buluşmasını, insanlara mesaj vermesini, insanlarla iç içe olması, sevenleriyle birlikte olmasını engelleyen bir el var. Eyvallah, evet. Tamam mı? Bu bugünün sorunu değil. Bu geçen sene de vardı, ondan önceki sene de vardı, ondan önceki sene de vardı. Yani benim bildiğim 10 senedir, 15 senedir var. Bir el var yani. Yani ben belki çok yetişmedim ama pilot takıma yetiştim. Erdal Akçay muhakkak yetişmiştir. Bu Bursaspor kulübü ve basın mensupları aynı otobüste deplasmana gidiyordu. Ben çok gittim. Bak aynı otobüste. Ben pilot takımıyla gittim. Aynı otobüste. Bir samimiyet vardı. Maalesef tamam biz bu kadar olsun da istemiyoruz ama şimdi Karabük'e gitmişsin. Hepimiz burada bir şey için can atıyoruz değil mi? Bu evet. Takım başarılı olsun. Evet. Başarılı olsun istiyoruz değil mi? Şimdi biz ben Karabük'te daha önce Şenol Güneş'in son günü idmanına da gittim. Her şey hep Hamza Hamzoğlu'nun idmanına da gittim. Hepsi. Ama neden gittik? Biz bir aileyiz diyoruz ya. Bak biz bir aileyiz. Aile kavramını bilmeyen kulübün içinde bir el var. Aile ne? Kimden zarar gelir, kimden gelmez? Bunların farkına varamayan bazı işgüzarlar da diyebilirsin. Don Kişot'la soyunanlar da diyebilirsin. Muhakkak vardır, çıkacaktır bu tip şeyler. Yani sen antrenmanı diyorsun. Bir gün önce takım, iki gün önce takım şeye gidecek işte yani o... Karabük. Arkadaşlar orada... Bir reklam tanıtımı var. Evet. Tamam mı? Reklam tanıtımı bitiyor. Takım giderken çekmek istiyorlar. Doğal olarak. Çekmeyin. Röportaj yapalım, yapmayın. O zaman reklam anlaşmasını saatini o saate koyma. Şimdi işin şu tarafı var. Yani işine gelince çağırıyorsun. Aynen. Değil mi? Aynen. İşine gelince çağırıyorsun. Hı. Ama işine gelmeyince biz senin oyuncağın değiliz. Orada tamam mı? Bir kere bunu iyi algılamaları gerekiyor. Neden çok fazla şey kaldırmıyoruz, toz kaldırmıyoruz? Takımın durumu sıkıntılı. Tabii. Aynen. Tamam mı? Şimdi toz kaldırsan diyecekler ki suçlusun. Siz yaptınız. Ama bu oran bak bu Karabük'te oluşan tabloyu komik. Anlatmak mümkün değil. Söylediniz baştan, oturdunuz. Peki baştan, yönetici başkana söylediniz ne diyorlar? Baştan hatta Karabük o tesisin sorumlusu geldi. Dedi ki arkadaşlar abiler. Çıkın mı dedi? Arkadaşlar abiler 10 dakika çıkmış dedi. O kim ki? Yok bir dakika. Bak özellikle şunu da söyledi çocuk geldi. Ya bunu diyen ben istemiyorum abi dedi. Hayır o kim ki? Ona söylemişler. Ona söylemişler. Ondan sonra arkadaşlar yanımıza geldi.
Ve işte 10 dakikacık taktik antrenman yapacağız. Komik komik. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde, bakın, ve dünyanın hiçbir takımında maçtan bir gün önce taktik antrenman yapılmaz benim bildiğim. Ben görmedim. Yok, teritman olur. Ben görmedim. Teritman. Bak, taktik idman ben yapılmaz. Ben olsam gitmezdim sizin yeriniz olsun. Öyle bir şey. Yani söyleyeyim. Komple gitmemek gerekiyor demek. Yani hayır, yani şey var, biz el uzatmaya çalışırken neyi uzaklaştırıyorsunuz? Peki başkanı söylediniz bunu. Ne söyledik, diyor başkan? Başkan çok üzerine durmadı. Pazartesi konuşuruz dedi. Konuşuruz dedi, yani öyle söyleyeyim. Bir şey konuşacaklar bıraktı. Ya konuşup konuşmaması önemli değil de. Yani gerek yok. Bu takımı halka için. Ya sürekli söylüyoruz. Sıkıntı şu cümle var mesela. Futbolcular medyadan ve taraftardan çekiniyor, istemiyorlar. Ya böyle bir cümle tamam, kim? Olmaz. Şimdi o zaman buradaki... Ben zaten isim vereceğiniz dedim, söyledim. Bir dakika ya. Şimdi. O zaman bu futbolcuları kim istiyor? Sizi kim istiyor? Ben futbolcudan öyle... Bu taraftar hangi futbolcu istiyor? Orhan bir şey söyleyeyim. Ben futbolcudan öyle bir düşüncede... Hayır, misal veriyorum. Şikayet de olabilir. Atıyorum bir şey arkadaş... gelmemiş olabilir de bu öyle gelme gitme falan. Olmaz o iş. Istemiyorum. Bak bir dakika. Kesinlikle ben zannetmiyorum şimdi, yani. Ben şimdi öyle diyen arkadaşın alnına şunu yapıştırırım, şu puan durumunu. Derim ben ki sizi kim istiyor? Yok. Bak ne diyorum? Şunu yapıştırırım, derim ki sizi kim istiyor? Milyon euroları kazanacak. Anladın mı? Yani adam seçeceğim. Basit, şey. Basit şeyler. O yüzden çok da ben şey yapmaya gerek. Ben birkaç bir şey söylemem lazım. Şimdi, tabii. Bu tamamen bence yani 20 yıldır bu işi takip ediyoruz. Tamamen işgüzarlıktan başka hiçbir şey. Söyledim az önce. İşgüzarlıktan başka bir şey değil. Şimdi krallardan çok kralcı var orada. Sen eğer iş yapmazsan zaten hata yapman şansın yok. Eğer iş yaparsan hata yaparsın. Buradaki tamamen işte kulüp personeli, bilmiyorum artık yönetimden mi, herhangi bir sıkıntı olmasın. İşte futbolcuyla basın mensubu arasında yapılacak röportajda aksi bir cümle çıkmasın. İşte kulübe zarar gelmesin moduyla bu tür davranış içerisine giriyorlar. Çok abesli iştikal, çünkü bizim görevimiz kamuoyunu aydınlatmak. Oradaki bilgileri biz kamuoyuyla paylaşmak. Biz onun için para alıyoruz. Hala bunun farkına varamadılar. Yok yok. Yani işin şu tarafından bak. Biz gittik, Pollegoyen'i istedik ilkleri, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Adamlar acil toplantı yaptı. Karar aldılar. Ben o sıra Pollegoyen'le oturdum, konuştum. Haber gönderdim, dedim böyle böyle. Tamam, sıkıntı yok dedi. Çıkarım dedi. Sonra gitti bu arkadaşlar bir toplantı yaptı. Dediler ki çıkmayacak. Dedim ki ben, Pollegoyen'i ben ikna ettim. Sizlik bir sıkıntı var mı? Bak kimsenin bir şey istediği yok. Durup dururken biz istedik diye ortada ayağa kaldırdılar. Toplantı üstüne toplantı yaptılar. Antalya kampındaki sıkıntıyı da anlatayım ben size. Biz mesela finale yapacaktık. Orhan madem konuşuyor oradan gidip. Final programı oyuncu alamadık. Evet. Oyuncu istemiyor dediler. Oyuncu istemiyorlar. Oyuncuyla konuştuk. Abi ne demek dedi. Yine alamadık oyuncuyu. Ne diyor size cevap? Oyuncu istemiyor değil mi? Oyuncu istemiyor. Yani mantık. Ben işte kabul edemediğim konu bu. Bana diyorlar ki mesela futbolcular istemiyor. Ya beni Ertuğrul'un, Kubilay'ın, Harun'un, Aziz Beyçi, Yusuf'un istememe şansı yok ki zaten yani. Nasıl istemez yani? Çünkü bunlar bizim elimizden geçti yani. Biz bunları bugün buralar bir yerlere getirdik. Yani böyle bir düşüncenin olduğunu inanmıyorum ama. Bak durup dururken bir kriz abi, yaratma timi var orada. Var. Kulüpte ne var? Tamam, kulüpte gezelim görelim ekibi var bir kere. Tamam mı? Onlar gezecek görecek diye biz bir şey göremiyoruz yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Neyse yani ama şu takım bir an önce çıksın da her bir şey de denge konuşur. Politikasını çok gidiyorlar. Hiç ben o dengenin hiçbir yerinde yokum. Evet. Ben onu söyledim. Niye kimi? Kim, kiminle denge kurmak istiyorsa biz o dengenin içinde değiliz. Ben onu açık açık söyledim arkadaşlar. Biz denge kurulacak bir kurum değiliz. İsteyen istediği şekilde algılayabilir. Evet. Başkaları hangi dengeyi kurmak istiyorlarsa kursunlar. Biz o dengenin içinde yokuz yani. Kimseyle biz Bursa Spor'un yanındayız. Biz denge aracı değiliz. Biz Bursa Spor'un yanındayız. Bursa Spor'un... Yok bizi şeye göre bak kazandı mı yol bu sefer daha şey bitti yani. İyi bir sıkıntı yaşamıyor muyuz yani? Ne zannediyorlar yani? Bizim ekmek paramız, işimiz bu mesela yani. Orhan, Bursa Spor'un futbolcuları yani taraftarla da basınla karşı karşıya getirmesinler. Yani bu işten ben zarar görmem ya. Kendileri görürler bu yani. Bu futbol camiasının içinde bunların hepsi birer öğe. Diyorsunuz şimdi, bunu aile izliyorsunuz. Basınsız futbol takımı olmaz. Futbol takımı var, taraftar var, basın var. Bunlar hepsi birlikte bir aile. Yani şimdi siz taraftardan koparırsanız futbolcuları işte baskı o zaman daha da artıyor. Ama taraftarla iç içe olsa bu kadar sorunlar da yaşanmaz. Pollegoyen ne dedi basına arkadaşlar? Basına çıksın, ifade etsinler kendilerini. Ne dedi? Bana çık diyorlar, çıkıyorum. Evet, çıkma evet diyorlar, çıkmıyorum. Tarihi sözler. Bu kadar, bitti. Yani adamın sözleri bu. Demek ki orada bir tim var arkadaşlar. Bak bugüne mahsus bir şey değil bu. Şehirden orada bir tim var. Maalesef öyle. Şey. Küçük olsun, bizim olsun, biz idare edelim, o öyle olsun, bu böyle vallahi olsun. Futbolcu döneminde de vardı böyle. İşlerine birileri çomak soktuğu zaman da bozuluyorlar. O zaman sokturmayacaksın.
Ayıp ya. Yani buradan hangi takım var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hadi Trabzon dair bu kadar medya mensubunu takip ettiği başka bir kulüp var mı? Yok. Vallahi oran saçlarımız beyazladı. Yani onların düşündüğü 10 katı biz düşüyoruz bu takımı yani. Bir zarar gelmesin diye. Biz, kafada saç kalmadı bak. Neyse canım, konuşulacak çok şey vardı. Önemli değil. Karabük'teki maçın öyküsünü bir izleyelim isterseniz. Karabük Safranbolu ilçesiyle ünlü bir ilimiz. Her gittiğimizde orada zevk alıyoruz, keyif duyuyoruz. Bakalım hem Safranbolu görüntüsü hem maçın öyküsünü bir izleyelim. Tekrar burada olacağız. Ve Bursaspor 7 maç sonra deplasmanda 3 puanla tanıştı. Ligin boyu gittikçe kısalırken asralardan kurtulma mücadelesi veren Yeşil Beyazlıların 30. haftaki rakibi Kardemir Karabükspor'du. Mustafa Er'le ikinci sınavına çıkacak Bursaspor'un en çok ihtiyacı olan şey moraldi. Bu kritik mücadele öncesi de bu morali ünlü timsah grubu Yeşil Beyazlılara verdi. Karabük'te Bursaspor'a muhteşem bir karşılaşma organizasyonu yapan ünlü timsah grubu adeta parmak ısırttı. Olay Spor ekibinin Karabük'te gerçekleştirdiği şehir turundan objektiflere birbirinden güzel görüntüler yansıdı. Yeşil Beyazlı taraftarlarında nabzını tutan Olay Spor, 12. adamın maça ilişkin görüşlerini, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Karabük Spor deplasmanı biletler tükendi. Ünlü timsal olarak da önemli bir organizasyon yaptınız. Maç öncesinde neler söyleyeceksiniz? Maç öncesinde söyleyeceğim şeyler, öncelikle takımımızı çok güzel bir şekilde ağırladık. Bunu tüm Bursa Spor ve Türkiye'ye gösterdik. Maç öncesi söyleyeceğim şeyler, burada 3 puanı alacağımızı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Galibiyet gibi. Skor tahmini 2-1 veya 3-1 diyorum. Goller? Goller Bataj'a, Stanku olursa da sol atarsa seviniriz. Bu sene en önemli eksik sence neydi? Bu sene en önemli eksik olarak yapılan yanlış transferler olarak görüyorum. Diğer kulüplerde böyle daha ucuz maliyetli topçular alarak daha iyi performanslar veren topçular gördük. Ama bizim kulübümüzde yüksek maaş alıp beklediğimiz performansı alamadığımız oyuncular var. Bunların başında golcülerimizde yani çok durgunluk var. Golcülerimiz inşallah açılırsa önümüzdeki yıllar daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Skor tahmini? Skor tahmini içimden geçen 3-0 Bursaspor diyorum veya 3-1. Goller? Goller 2 Bataca diyorum, 1 Musa Sov diyorum. İnşallah öncelikle 3 puan alırız. Hani biz burada ünlü timsah Karabük olarak zaten önce karşılamamızı, sonra da takımımızın yanına geldik. İnşallah 3 puan bizim olur. Skor tahmini? 2-1 biz alırız diyorum. Yani. Goller? Goller, bir Bataca, bir Sol. Tabii buraya 3 puan hayali için geldik. Onu alıp gitmeyi planlıyoruz. Küme hattındayız. Güzel bir sonuçla Bursa'ya inşallah döneceğiz abi. Skor tahmini alalım. Skor tahmini Bursa 2-1 yener. Goller? Goller, bir tane Bataca, bir tane de Yusuf. Artık Karabük'ü de artık kesinlikle yenmemiz gerek. Haftalardır kaybeden bir takım. Karabük'ü yenemezsek artık çok da bir şey kalmıyor gerçi. Çok kötü bir duruma düşüyoruz. Karabük'ü de yenip ayrıca Konya'yı da sonra yenip 6 puanla kümeden uzaklaşmak istiyoruz. Skor tahmini alalım. 3-0 Bursa gibi bir mega. Goller? Goller Sov, Stanku, Bataja. Bu sezon takımda camiada ne eksik? Sen de onu başla. Camiada ne eksik? Birlik beraberlik eksik. Çok iyi kadromuz var, takım olamadı. Maalesef çok önemli bir sabaka, ölüm kalım diyeceğimiz bir sabaka. İnşallah alırız. Ondan sonra Konya maçında da başkanımıza buradan seslenelim. Maç fiyatlarını düşürsün çünkü bizim kombinemiz var. En azından seyirciyle de o maçı alalım, bir düzeye çıkalım. Kalan 5 maçta kaç puan toplarız?
Kalan 5 maçta biz 6 puan alalım da hep başımıza koyalım. Eskiler burada, şimdi ayakta. Eskiler burada, şimdi ayakta. Bu maçta beraber 5'li seri var. Bursaspor sizce bu 5'li seriden kaçmadı mı? Valla inşallah temennimiz hepsini birden alsın ama işte yani Konya ve bu maçı alırsak biraz daha rahat oluruz inşallah. Konya maçının biletleri de biraz daha düşük olursa taraftarı doldurur statı. Bu taraftarın desteğiyle o maçı da alır. Rahat bir nefes alırız. Valla iki galibiyet aldık mı bize yeter diye düşünüyoruz. Çünkü diğer rakipler de birbirleriyle oynuyor. Yani bir daha bu sezon gibi, geçen sezon gibi sezonları yaşamak istemiyoruz. Bursa'nın ileri gelenlerine, duayenlerine, spor camiası, sporu bilen insanların biraz taşın altına elini sokmasını istiyoruz biz. Artık yeter. Her sene 3 milyon nüfusu bir şehrin bunları yaşamasına layık görmüyoruz. Karabük deplasmanı önemli bir organizasyon ve tribünler doldu diyebiliriz Bursaspor adına söylerim bunu. Öncelikle oradan başlayalım. Karabük'te arkadaşlarımız güzel bir karşılama yapmışlar. Daha önceki senelerden beri, yaklaşık 5-6 yıldan beri her sene üstüne giderek karşılama yapıyorlar. Bugün onların yanında olmak adına hem de Bursaspor'un bu zor süreçte yanında olmak adına biz de Bursa'dan çıkıp geldik. İnşallah bugün kazanacağız. Zaten bugün kazanamazsak da ne olacağını kimse kestiremez herhalde. Yani Karabük'ü yenmemiz lazım. Kümeden düşmüş bir takım. Karabük maçından 3 puan alıp ondan sonraki süreçteki gelen maçlarda da işte 3-4 puan toplayıp ben bu seneyi kapatacağımıza inanıyorum. Bursaspor'un alması gereken puan son 5 haftada aslında 9. Ama bu oynanan futbol maalesef pek umut verici değil. Çünkü mücadele etmiyor. Futbolcularımız bu hala farkında değiller sanırım durumumuzun. Bursaspor'u ne hale düşürdüklerinin, yönetim dahil, futbolcular dahil. Bugün inşallah Allah'ın izniyle buradan galip geliriz. Ve maç saati gelip çattı. Ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Bursaspor, 3 haftalık 3 puan hasretine Karabük deplasmanında son vererek rahat bir nefes aldı. Yeşil Beyazlılar Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda 5 gole sahne olan karşılaşmadan Bataja, Sov, Barış ve Stanku'nun golleriyle 4-1 galip ayrılırken mücadelede 3 kez de penaltı noktası gösterildi. Evet, Karabük'teki görüntüler de bu şekildeydi. İlk bölümü kapatıyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Tekrar burada olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. İkinci bölüme maillerinizle başlayalım. Tuncay Bey göndermiş. Bilet alıp gidemeyenler de var. Koskoca Bursaspor, deplasman kralı Karabük'e otobüs yok. Bunu dile getirin. Bence gruplar kendi imkanıyla gidiyor. Gruba üye olmayan kalıyor demiş. Var mı böyle bir şey? Otobüs vermiyor tabii yönetim. Kaç maçtır vermiyor ama ilk defa bu maçta mahsus değil. Herkes kendi imkanlarıyla gidiyor. Son hafta Gençler Birliği karşısında 4 puan farkla çıkmamız şart. İsterse o gün düşme hattıyla aramızda 3 takım olsun. Herkes son maçlarını bir şekilde kazanıyor. Yenilirsek nasıl düştüğümüze şaşar kalırız demiş Ali Gülsoy. Bu maçta Sayın Ali Ay bilet fiyatını 1 TL gibi sembolik yapmalı. İş işten geçmeden ligin boyu kısaldı. Bilet fiyatları ile ilgili bir hamlesi olur mu? Olur. Vallahi bir şey demeyeceğim oran yani. Ercan Kar çünkü yani. Bu konuda önce fikirler çıkıyor. Çeşitli fikirler çıkıyor. Bir abilerimiz maçtan önce geldi. Özellikle belirtti yani bu Konya Spor maçıyla alakalı. Biz kombine sahipleriyiz ancak yani biz hakkımızdan feragat etmeye razıyız. Ki o gün tribünler de olsun, bizim taraftar desteğine çok ihtiyacımız var şeklinde. Biz de bunu yazılarımızda burada iletmiş olalım. Ama var mı ümidin diyeceksin. Daha önce de böyle bu tarz çağrılar yapmıştık ama Sayın Başkan çok orada olmamıştı. Zeki Eren Sayın göndermiş. Yendik, tadını çıkarın demiş. Biz Konya'yı da yeneceğiz. Neden mi? Görmediniz mi? Golden sonra herkesin kenetlenmesi. Daha önce var mıydı? Yoktu. Sonra herkesin sahi içinde birbiriyle konuşması var mıydı? Daha önce demiş. Konya'yı yeneceğiz 3-1 diyor.
Peki Eren Sayın, inşallah. Biz taraftarlar Yusuf Erdoğan'ın yoktan var etti pozisyonları oluşturacak mücadeleyi veren bir Bursaspor istiyoruz demiş Fahri Bahtiyar. Geçen hafta düşüncelerimi sizinle paylaşmıştım. Mustafa Er'in takıma bir şeyler kattığı aşikar fakat bence bu takımın bir kalitesi var. Geçen seneye göre daha kaliteli. Bu hafta inşallah Konya'da kayıpsız geçerek Bursaspor için çok faydalı olacağına inanıyorum. En azından bu kongre sürecinde yine adayların çıkması için bir belirginlik oluşacaktır. Bence Ali Ay Başkanı misyonunu tamamlamış ve kenara çekilme zamanı gelmiştir. Bu taraftar ve bu takım artık kümede kalma mücadelesi vermek istememektedir. Cevdet abimize sevgi ve saygılarımızla demiş İhsan Arslan. Biz de selamını gönderiyoruz İhsan Bey'e. Bize selam yok yani İhsan Bey. Olsun yeterli. Ya mesajı aldın mı ya? Mesajı aldın. Çok da olmaz Cevdet abi mesajı. Evet öyle mi? Evet tabii. Neden olabilir sence? Sence neden olabilir? Neden olabilir? İmserlik mesajı vardı. Evet. En güzel yazıları, en güzel demeçleri Cevdet abi yazıyor. Puana ihtiyacımız var. Maçı almamız gerekiyordu. Evet saldırgan bir maç oynadık ancak defans çok açık kalıyordu. Şu an Konya gol atmak zorunda. Saldırgan takım yerine biraz temkinli açık bulduğumuz zaman gol atmaya gitmeye çalışan bir takım olarak çıkmalıyız. Konya ya demiş. Konya ben sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşımıza çok katılmıyorum. Konya buraya tamamen bir puan için gelir. Tamamen bir puan için gelir. Çünkü bakın fikstürüne Konya'nın. Sergen Yalçın büyük ihtimal şu an düşünüyordur ki 4 maçı var. Bursa'ya 1 puan yazıyordur. Maçları bir görelim o zaman. Üstün. Bak Bursa'ya 1 puan yazıyordur. Ardından Karabük'e gidiyor. 3 yazıyordur. Evinde Göztepe ile yazacak, oynayacak. Ona da 3 yazıyordur. 7 puan beni ligde tutar diye düşünüyordur. Yani Bursaspor'un karşısında katı savunma yapacak bir takım bulacağımızı düşünüyorum ben. Bugün zaten Volkan Şen'in açıklaması vardı. Değil mi? Kazanamazsak kaybetmiyor. Buradan beraberlik iyi sonuç. Çünkü 5 haftadır gol yemiyorlar. Gol yemiyorlar değil mi? 5 hafta. Yani buraya tamamen ben 1 puan için geleceklerine inanıyorum. Anlayışları bu olur öncelikle bence. Öncelikle 1 puan. Öncelikle 1 puan. Tabii öyle diyelim. Fenerbahçe'nin de 3. golü geldi. 3-1 oldu Antalya Spor karşısında. Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü var. Kalan maçları bir görelim üstü. Bursaspor'un bu hafta Konya, sonra Fener deplasmanına gidiyor. Ardından Trabzonspor'la içeride Gençler Birliği deplasmanıyla sezonu tamamlayacak Yeşilyaz takım. Akhisar, Malatya deplasmanına gidiyor bu hafta. Galatasaray'la kendi sahasında Kayseri deplasman Osmanlı maçıyla Akhisar'ın da çok sıkıntılı bir fikstür varmış. Evet. Evet. Yani bir de onlar 7. haftaya mı girdi maç kazanamadı? Bizim dışımızda bütün fikstürler sıkıntılı. Evet, ama bu Göztepe maçını mutlak galibiyetle kalması gerekiyor. Çıktılar ama kaçırdılar. Evet. Yani Selezlov Galatasaray'a gitti. 2 gol attı kupada. Bu maç, yani bu maç oluyor, onlar oluyor, için oluyor, hayatı şeyler. Üzüldüm Cevdet abi. Yok hayır yani. İddiada yattı galiba. Antalya'da tek sürüyle devam edelim. Bir şey yok. Antalya Trabzon'la oynayacak bu hafta. Ardından Gençler Birliği deplasmanına gidiyor. Başakşehir ve Alanya yani hepsi sıkıntılı. Bir Trabzon maçı rahat gibi gözüküyor yani. Hepimizin ama. Bizim de Trabzonspor maçı rahat. Yani Gençler Birliği, Başakşehir, Alanya çok sıkıntılı bir fikstürü var. Bu akşam da kaybediyor. Konya kalan maçlar. Bursaspor deplasman, Karabük, Göztepe, Fenerbahçe. 3 deplasmanı var. Fark etmez. 7 puan yazmışlar. Karabük'e gitse ne olur ki? 7 puan beni ligde tutar diye düşünüyordur. Bak Fenerbahçe maçını saymıyorum. Hatta biraz 37. Hesabı olur. 37, 38, büyük ihtimal hesabı olur. Alanya. Kayseri deplasman, Osmanlı kendi sahası, Sivas deplasman, Antalya iç saha. Bunun da sıkıntılı bir fikstürü var. Osmanlı. Başakşehir, Alanya, Beşiktaş, Akhisar. 2 hafta sonra koparış. Böyle gözüküyor. Evet. Ve Gençler Birliği. Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursaspor. Puan durumumuz var mı üstüne? Hemen onun ikinci penceresini de görsek uygun bizim için. Evet. İkinci pencere değil mi? Ligin alt tarafına bir bakalım. Karabük 12 puanı var. Artık düştü. Gençler Birliği'nin 30. Buradan hem şeye de başlayalım. Bursa Spor 36 puandı. Kalan maçları gördünüz Cevdet Bey. Evet. Ne çıkar? Yani puan olarak hakikaten ben, bir şey söylemek çok zor. Ben bir 4 puan çıkartacağını düşünüyorum Bursa Spor'un.
40 puan. Yani geçen hafta da o civarda söyledim. 38 demiştim. 38 ile 40 puan arası Bursaspor ligi tamamlar diye düşünüyorum. Erkan? 42 değil mi? Erdal Akçay? Yani 40-42 arası beklediğim. Evet, ortak görüş var. Beytullah Saat'ten 12 puan. Geçen hafta şimdi radyoda söylediğimle ters düşmeyeyim dedim de bir şeyler söyledim. Yani. Olsun, fark etmez. Unutuluyor. Ben Mahmut'a talimat verdim ama dedim ki bak unutuluyor. Sezon boşu 60'lar 65'ler. 6 puan çıkar yani. 6 puan. 2 yani Konya ve Trabzon galibiyetleri. Evet. Bursa Spor, Talisit Mobilya, Akhisar Spor. Hemen kalan maçlarını söyleyeyim. Malatya, sizden de bir Kayseri, skor alsaydık Orhan Bey. Ben dedim ya 38 ile 40 arası dedim. Akhisar kalan maçlar. Malatya, Galatasaray, Kayseri, Osmanlı. 35 puanı var. Cevdet Bey. Bence Akhisar çok büyük tehlike içerisinde. Bence düşecek takımlar. Düşer arasında. Diyorsun. Evet. Çok zor yani. Bu hafta Malatya'yı yenemezse. Beraber bitirirler. Kimse yenemezler ondan sonra abi. Evet, Malatya'yı yenemezlerse tamamen. Osmanlı da içeride en kötü o maçta şey biri düşer. Yani, evet. En kötü biri düşer. Ama şu belki de takımlar direniyor yalnız. Çok direniyor ama yani kopan yok. Mesela şimdi Osmanlı Spor'a düştü gözüyle bakarsın ama 4 puan yani 3-1'den 3-3'e maç getirmesi gidip orada gençler birini yenmesi, deplasmanda 3-0 yenmesi. Yani savaşıyorlar yani. Ben şöyle bakıyorum mesela. Bursa Spor açısından baktığım için Bursa Spor çok rahat durumda şu anda bana göre puan durumunda. Çünkü altında o kadar çok düşecek takım var ki yani. Evet. Bursaspor'a sıra gelme şansı şu an bana göre fikstürde hiç yok yani. 6 takım var yani. Cevdet Bey Akhisar'a düşer dedi. Konya galibiyeti Bursaspor'un sigortası. Bana göre Osmanlı Gençler Birliği gider yani. Evet. Bana göre de Osmanlı Gençler Birliği gider. Antalya Plase olur. Trabzonspor maçı var onların da ama. Plase olur Antalya. Antalya maçı. Trabzon'u yenemezse düşebilir. Bak Osmanlı Gençler Birliği Plasesi Antalya diye düşünüyorum. Belki de 35'te kalacaklar daha puan. İşte. Yani İrfan Hoca'yla görelim yine puan durumunu üstü. Trabzon'u yenemezse bir pencere düşme ihtimali yüksek. Pencereden görelim. Antalya'nın. Ama işte Osmanlı Gençler Birliği hiç kazanamayabilir bu fikstürde. Belli olmaz evet. Yani. Başakşehir yener belki Osmanlı bilemiyoruz ki. Sürpriz sonuçlar zaten. O zaman dengeler tamamen değişiyor abi birlikte. Şampiyonluk dengeleri de değişiyor yani. Her şey değişebiliriz. Yani çok enteresan. Ya ihtimal hesabı var tabii. Var tabii ki. Öyle değerlendiriyorum yani. Biz hep bir yönden bakıyoruz da. Ona bakarsan biz de Fenerbahçe'ye ne veriyoruz abi? Her seferinde gidip geliyoruz adamlar. 4 puan aldık geçen sene yani onun sayesinde ligde kaldık. İki Konya. Ankara takımı gider diyorum. Ankara Gücü de geliyor zaten değil mi? Ankara Gücü muhtemelen geldi. %90 9. %99 Ankara. Bu hafta Manisa Spor'u, küme düşen Manisa Spor'u yendiği takdirde iş bitiyor. Ben çıkacağını düşünüyorum Rize Spor'la birlikte. Bu. Ankara Gücü mü? Evet. Bu hafta Adana Demir'le değil mi? Adana Demir'le son hafta. Son hafta mı? O maça kalmayabilir. Yani. Çünkü Ümraniye Rize maçı var önümüzdeki hafta. Lig birincisi de üçüncüsü oynuyor. Ankara Gücü de Manisa deplasmanına gidiyor. Zaten Manisa Spor küme düştü haftalar önce. Kazandığı takdirde Ankara Gücü yeni sezonda Süper Lig'de. Üzülerek maç boyunca Sayın Mustafa Yer'in kenarda tedirgin, aynı bizler gibi maçı seyreden bir vaziyette gördüm diyor Ercan Karyar. Daha maçı yaşamasını beklerdim. Umarım yanılmışımdır. Harun maçı çeviren kişiydi demiş. Unuttuk onu bak Harun. Yani Harun hakikaten takımı ayakta tuttu. Söyledik yani. Söyledim ya. Ben unuttuğum için söylüyorum. Yani yine kusura bakmayın duymadım. Yani. Her şeye rağmen 3 puan almak çok güzeldi. Yalnız Mustafa Hocam Legüen'in yaptıklarını yapma lütfen. Senin cesaretinden ve aldığın büyük riskten dolayı kutluyorum ama Stanko'nun sol kanatta ne işi vardı? Bu ve buna benzer hataları Konya karşısında da yaparsan bu sefer 4 diyen sen olursun, biz oluruz demiş. Lütfen şimdi, macera arama. İbrahim Biçer göndermiş bu geri. Aslında Stanko'yu ikinci santrafor olarak kullanmak istedi ama Stanko çok fazla solun yanına gidemedi yani. Orada bir aksaklık oldu. Yani yoksa düşünce hücumda çift santrafora dönmekti. Ama ne yazık ki diğer kanada bence yapamadı oyuncu yani. Bulamıyor şu anda hoca. Olabilir. Emre Taşdemir'i biraz önce ondan söyledim. Yani Emre eğer hazır duruma gelirse Emre Yusuf yapar. Yusuf'u ters kanada koyup Emre Taşdemir'i Aziz'in önünde devam ettirebilir. Olabilir. Yani diğer kanada oyuncu bulamıyor şu an hoca. Ki Sov ve Stanku ya bana göre oynayacaksa bir tanesi oynamalı. Forvet'te. Bir tanesi oynamalı. Yani kanada alıp değil. Benim de ilk tercihim Sov olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten hazır bir açığın olsa zaten bunu yani yaparsın. Yani orada bir sıkıntı yaşadığı için bence Stanku'yu tercih ediyor. Çünkü Stanku'nu hatırlayayım. İlk 15-20 dakikalık içerisinde birkaç final pasını veremedi. Daha evet, en başta evet. Kopabilirdi bu iş aslında. Evet. Yerini yadırgadığını çok açık bir şekilde gösterdi. Ama problemi var yani belli. O kanatta problemi var. Büyük ihtimal daha zaman var ama Emre bence başlar Konya maçında 11'de.
Karabük maçında Karabük'ün penaltısındaki ellerini bellerine koyup gol olana kadar izleyen futbolcularımız var ne yazık ki demiş Fatih Dongurlarla. Onu zaten konuştuk ya, yani bir inançsızlık var. Bu nedenle gerçekleşti ama. Evet. Divan Başkanlık Kurulu Onursal Başkanı Kadir Bey, Kadir Şankaya bir mesaj atmış. Kongrede seçilecek başkanı önerim şu demiş. Hiç dışarıdan adam bakmaya gerek yok. Türkiye'de oynayan 3 adam tavsiye edebilirim demiş. Konyaspor'dan Kofana. Kanat oyuncusu. Kasımpaşa'dan Trezeguet. Alanyaspor'dan Emre. Alsınlar yeter, hepimizi öpüyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Trezeguet'in satış opsiyonu Kasımpaşa Spor'da, evet. 2 milyon euro ama Dünya Kupası oynayacağı için işimiz çok zor yani. Emre Akbaba'yı iyi fiyatı satmaya ancak Kasımpaşa alabilir sanırım şu anda. Keşke bir zamanında biz bulsaydık böyle bir Emre Akbaba uyar, çok iyi olur. Batacan'ın 5 milyon euro istemiş. O da Başakşehir'e geçecek. İyi para istiyorlar, evet. Başakşehir'in alma ihtimali yüksek. Öncelikle Ünit İmsak Karabük, daha sonra Bursa Spor'umuzu gittiği her deplasmanda karşılayan bütün Ünit İmsak üyelerine ve Esra Öğretmen'e sonsuz teşekkürler demiş Necma Yıldız. Şimdi gelelim asıl konuya. Yabancı futbolculara yılbaşı tatili oluyor ama Müslüman ülkede Berat Kandil akşamı saat 8'de maç veriyorsunuz. Bu nasıl bir sistem? Yazıklar olsun demiş. Pazartesi akşamı aynı zamanda Berat Kandil'i saat 8'de de tam o esnada maç var. Artık. Bu sezonu da heba ettik demiş Samet Çerçi'ye. İnegöl'den Ömer Bey göndermiş. Bursa sporumuzun küme düşeceğine inanmıyorum. Konya maçından 3 puan ve Trabzon maçından da 1 puan alarak 40 puanla ligi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bir de kulüpten rica ediyorum. İnegöl ve Gemlik gibi Bursa merkeze yakın olan ilçeleri birer futbol okulu kurulması gerektiğini düşünüyorum. Biz yeni şampiyonluklar yaşayacaksak bunu dünya yıldızlarını Bursa'ya getirerek değil, kendi çocuklarımızı altyapımızda yetiştirerek başarılı gideriz. Gemlik de var ama. Futbol okulu. Düşme konularını konuşmak yerine başkan adayı olan kişileri ve projelerini konuşsak daha iyi olmaz mı? Geleceğe her zaman iyi niyetle bakmak lazım demiş Emre İspir. Evet, birazdan konuşacağız. Karabük maçıyla birlikte üzerimizdeki ölü toprağını attık, rahatladık. Bence Konya'yı yeneriz, sıkıntı yok demiş Hakkı alınca. Avusturya'dan Recep Bardar, buradan Avusturya'ya selamlar. Sizden ricam ısrarla taraftarları stada çağırmak, bunu şehire yayalım. Konya maçı bizler için çok önemli demiş Salzburg'dan. Karşılamaya geliyor bizim kamplarda. Diyeceğim. Konya maçının şöyle bir önemi de var. Orhan, artık Konya'nın ardından Trabzon maçı son evimizdeki maç olacak. Pablo Martín Batacan'ın da büyük bir ihtimalle son maç olacak. Yani biliyorsun Fenerbahçe Beşiktaş Kupa derbisinde yaşanan olaylardan sonra belki federasyonla Türk kararlar alacak bilemiyoruz ama mutlaka temsilcilere ve hakemlere çok daha keskin şeyler, kararlar verebilirler. Yani kurallar uygulayabilirler. Yani tamamen taşkınlıktan kaçınmak gerekiyor bence. Ki son Trabzon maçında Batajaya muhteşem bir veda gösterisi olsun. Sezon maçı da yapılabilir ya, fark etmez. Bir maç, hazırlık maçı yapılabilir. Yani çağırır Batajaya bundan sonra. Yani Bursa Spor'a gidince kopmayacak. Yok yani ama son yani maçı, son kez forma giymesi başka. Aktif olarak başka ama öbür türlü jübile gibi olur. Güzel maç yani olur zaten. Ya. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani dikkat etmek lazım. Tabii dikkat edin. Ceza, yani ceza almadan gerek yok. Yani bu takım, ben Konya'yı yeneceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu haftaki Kasımpaşa maçında da gördüm. Bursa Spor yenebilir bu takımı. Evet, Bursa Spor tarihinde ilk kez bir genel kurul 2 güne yayıldı. Düzük gereği. 18-19 Mayıs'ta ilk oturum olacak. Eğer çoğunluk sağlanmazsa 26-27 Mayıs'ta son kez, bu kez çoğunluk aranmadan. Ama çoğunluk zaten sağlanmayacak ki. Gerek olmayacak. 26'sında Bursa Spor yönetimi yine gelen genel kurul üyelerine bir iftar vermeyi düşünüyor Atatürk. Büyükşehir Belediye Stadyumunda. Ertesi günde zaten 12'de oy kullanma başlayacak, 5'te de bitecek. Güzel bir hareket, güzel bir hamle diye düşünüyorum. İnsanlar en azından adayları sözlerini dinledikten sonra bir gece oturup değerlendirebilecekler. Ertesi güne daha salim kafayla hesap kitabına bakabilecekler. Zaten büyük kulüplerin hepsi şu an bunu yapıyor. Yani şampiyon kulüplere baktığımızda biz geç kaldık. Doğrusu bu. İlk gün mevcut yönetimin faaliyetleri, İbrası gerçekleşir. Konuşmalar, başkan adayının konuşması. Ertesi gün sadece oy kullanma. Evet. Doğrusu da bu. O karmaşaya da böylece gerek yok. Yani saatlerce, aynen, insanların
Kuyrukta beklemesine. Sırada beklemesine, orada kalma, bir an önce oyu kullanıp eve gitmek istemelerine bu tür görüntüler yakışmıyor zaten. Peki şöyle bir tehlike yok mu sizce? Bilmiyorum da, bakmadım, sormadım da. İbra almazsa ne olacak mesela bir yönetim? Bu yönetim değil, bundan sonraki süreçlerde. Bak, kimlik olacak. İkinci gün kongre, şey, oy kullanma var. Ama fark etmiyor ki. Her zaman oy kullanma yapılıyor. Mahkemeye gidiyor zaten. O şey sorun değil o konuda. İbra almazsa dava açacak. Evet. Yani. Aynen, dava açacak. Ama seçildiyse devam edecek. En son Recep Yokbaşı bir oldu. Enteresan. 4 Mayıs'ta kongre ilanı gazetelerden verilecek. 10 Mayıs'ta aday listelerini verecek. Listeler yani. 10 Mayıs'ta hem 4 Mayıs'ta ne oluyor? Başkan adayı açıklıyor mu? Hayır. Yok. Gazetede. Kongre ilanı. Kongre ilanı daha yeni. 10 Mayıs'ta ne oluyor? 10 Mayıs'ta başkanlar. Ve listeleri mi? Evet. Kesin listeler değil mi? Kesin listeler bunlar. Listeler değişmiyor mu sonra? Yok, değişmiyor. Bu yeni tüzükte artık değişme yok. O önceden işte. Naylon listeleri görmeyeceğiz yani. Doğrusu bu. Çünkü gerçekten işin suyunu çıkarmışlar bazı insanlar. Yani 17 günlük bir süreç var. Tabii 17 gün. 17 gün var yani. Çok uzakmış gibi duruyor ama 17 gün yani. Başlardan Beytullah Kongre'ye sıra gelmedi. 17 gün. Var mı kongre kulislerinde bir şeyler? Ben Konya maçı sonrası hareketlenir diye bekliyorum. Sayın Başkan henüz bir açıklama yapmadı. Kaç adı maçı bekliyor? Sizce? Valla 4 aday diyen de var da bilemiyorum yani ne kadar gerçekçi olur. Kulis başka bir şey. Gerçek önemli bence. Bursaspor'un bugünkü fotoğrafını geniş açıdan iyi bakmak lazım. Çok yani. İyi bakmak lazım. Aday çıkar gibi mi geliyor ama bana? Yani Sayın Başkan'la biraz Karabük'te... Mutlaka aday çıkacaktır. Sayın Başkan'la Karabük'te biraz sohbet etme imkanımız oldu. Çok rahat gördüm. Ben rahat gördüm Sayın Başkan'ı, öyle söyleyeyim. yani aday çıkacak zaten. Herhalde büyük ihtimal Konya maçı sonrası. Kulübün mali tablosunu da açıklayarak bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Ben rahat gördüm hatta, şaşırdım o rahatlığını görünce. Yani karşısına çok aday çıkmayacağını tahmin ediyor. Yani edindiğim izlenim bu, o. Bu boş çünkü. Evet. Bak, edindiğim izlenim o. Yani bunu ağzından duymadım. Sadece benim edindiğim izlenim bu. Ama herkes de çalışıyor. Yani eski başkanlardan Levent Kızıl'ın hazırlanmadığını biliyorum. İşte Mesut Mestan, Lemi Keskin'in hazırlık aşamasında olduğunu duyuyoruz zaten. Yine Timur Noyan'ın ismi dolaşıyor. Yani bu isimler arasında gider gibime geliyor. Ya ben baştan şunu da bir söyleyeyim. Yarın öbür gün kimse, geçen seçimde bir tür yanlış anlaşılmalar oldu. Yani evet, her Bursaspor üyesinin Bursaspor'a başkan olma gibi bir hayali, isteği, arzusu olabilir. Ama bizi de kimse bir aracı olarak kullanmasın. Varsa resmi açıklaması, resmi şeyi, biz resmi açıklamaya göre hareket etmeye çalışacağız. Duyumlarla hareket etmemeye çalışacağız. Evet, konuşuyoruz ama hep bunların öteye geçmiyor. Kimsenin de reklam aracı olmadığımızı söylemek için bunu söylüyorum. Yani birileri ben çıkıyorum diyor, sonra çıkmıyor. O yüzden çok fazla isim beklemeyin bizden. Yani hem televizyonda hem gazetede. Evet, resmi bir açıklaması olur. Resmi açıklaması mesela Ahmet Bozdemir çıktı, resmi olarak açıkladı, verdik. Evet. Onun dışında çok fazla bizden isim beklemeyin. Kulis, evet, yani. Kulis de olabilir ama bunlar yarın öbür gün farklı algılanabiliyor, farklı noktalara gidebiliyor. O yüzden biz de çok fazla yanlış anlamayın. Bu tip haberler çok fazla kullanmamaya çalışacağız. Dediğim gibi bazı, yani çıkıyor birisi reklamını da yaptırmaya çalışıyor. Oluyor bunlar çünkü. Şimdi imza da gerekiyor yani. O yüzden imzada. Herkes adaylığını açıklayacaksa çıksın, Mert'i açıklasın, biz de yerimizi verelim. Ama onun dışında bizden bu konuyla ilgili ne duymak isteniyor onu da bilmiyorum ama şu an hakikaten ortada bir şey yok. Herkes bir şekilde, dediğim gibi, çalışıyordur. Bursaspor'a üye olan her genel kurul üyesinin Bursaspor'a başkan olmaya hakkı da vardır. İsteği de vardır. Sıkıntı yok bunda. Ama biz daha çok resmi açıklamalara itibar edeceğiz bu kongre sürecinde. En azından bunu paylaşmış olalım ki yarın öbür gün farklı bir noktaya gitmesin. Geçen seçimde biraz böyle sıkıntılı bir süreç oldu. Adam çıkıyor, adaylığını açıklıyor. Sadece konuşma yapmak için. Konuşma yapıyor, evet, sonra çekiliyorum. Evet, evet, ya evet. Ben senin o zaman niye çarşaf tam oyunu meşgul etmeni mi anlamıyorum. Gerek yok, bizi de meşgul etme yani. Yaklaşık 4000 küsur civarında delegenin oy kullanma cesareti var. Cesareti olan varsa çıkacak, açıklayacak. Bu kadar basit. Yani 30 Nisan'daki Konya maçının ardından herhalde. Ne kadar üyemiz var?
Ya şu anda 4000 küsur civarında, tam rakamlar gelmedi. Çünkü Nisan ayında başvurular kabul ediliyor. Yaklaşık 4200-4300 civarında. Oy kullanma hakkı. Oy kullanma hakkı olan delege sayısı bunlar. 1000 küsur delegede bu seçimde şartları yerine getirmedikleri için. Hemen hemen 1200'de askıda olan var sanırım. Evet, ondan dolayı oy kullanamayacaktır. Ya çok kısa şeyi de konuşalım. Geçen hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı yarıda kaldı. Az önce Erdal Akçay biraz bahsetti. Dikkat edelim. Yani ne olursa olsun seyirciyle oynayalım, ceza almayalım diye. Evet, futbolun, çünkü bundan sonra futbolun, bir kurban arayabilirler. Futbolun, o kurban biz olmayalım. Futbolun çirkin yüzünü gördük. Şimdi birçok şey konuşuluyor. Yani evet, Şenol Hoca'ya da buradan geçmiş olsun dileklerimizi evet. iletelim. Bu tip şeyler olmasın. Özellikle senin dediğin gibi bir kurban aranacaksa bu kurban da Bursaspor olmasın. Evet. Herkes dikkat etsin, itidalli olmaya. Tüm kurallar ilk önce Bursaspor üzerine uygulandı biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda bütün çok ağır cezalı da bu camia. Bu nedenle biraz dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Pasolik uygulaması getirildi. Kesinlikle ben bu işlevi yerine getirildiği düşüncesinde değilim. Evet, kontrol, bilet kontrolü var ama güvenlik açısından hiç de o beklenen katkıyı verdiği. Bakın şöyle bir durum var. Özel arkadaşlar, güvenlikçiler bu işi yapamadı. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi hepimiz Pasolig'e veya federasyonu yüklediyoruz. Yükleneceğiz tabii bu niye geldi. Ama futbol federasyonu UEFA ve FIFA'ya bağlı. Yani futbol federasyonu adamı tutuklayıp evet. içeri açacak değil. Cezaların uygulanabilirliği yok. Hep ne diyoruz? Bu tip şeyler. Mesela şimdi bu Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra 8 kişiydi gözaltı. Şu aldı mı bilmiyorum. Arttı. 30'u geçti. Sene ne olacak? Merak ediyorum. Ne olacak? Ya bir 30 kişi de serbest kaldı bu arada ifadelerin alıp. Yani bunları nasıl 6222'nin ne kadarını nefşedeceğiz? Yani adam özür dileyince çıkacak mı? 6222 yeniden değişiyor. Meclisten geçecek ama şimdi seçim, olağanüstü seçime geldi. Yani bilmiyorum cezaların ne olacak. Cezaların caydırıcılığı biraz daha keskin. İbret alem için bir evet. görüntü sergilenecek evet. mi? Yani ömür boyu ben mesela statlara bilmiyorum gibi. Bak ben onun şeyini bilemem ama ibret alem için bu tip olayları yapanlara bir şey yapılacak mı? Bir yaptırım uygulanacak mı? Ömür boyu benimle de bir şey olmaz. Adam stadın yanından geçmez olur biter. Başka bir şey var mı? Ben şimdi çarşamba günü karar çıkacak. Hükmen mağlup oldu Fenerbahçe mesela. O taşı atan, çakma atan, parayı atan arkadaşa Fenerbahçe kulübü dava açsa benim hakkımı gasp etti. Benim buradan alacağım bir sürü maddi, manevi şey vardı, haz vardı, evet, duygu evet, vardı, evet. para vardı dese evet. o arkadaşın durumu ne olacak? Evet, ne olacak yani? Fenerbahçe kulübü dava açtı diyelim. Bu işin kuralı basit arkadaşlar. Zarar vereni almayacaksın. Yani az yıllarım uyguluyordu değil mi bunu? Evet. Ne geç yaptı? Fenerbahçeleri almadı. Yani evet, taraftarlar çok önemlidir. Ama yani küfür ederek, sahaya yabancı madde atarak o kulübe zarar veriyorsan senin tribünde işin yok. Tepkini göster. Aynen, ama öyle. Küfür demiş ki ceza. Yani bile bile lades uygulanıyor, yapılıyor. Bir de suçsuz Türkiye'de. Taraftarlar da ceza alıyor. Bak bile bile lades. Ya ben işin maddi kısmındayım. Bursaspor'un toplasanız bir sezon boyunca elde ettiği kombine hariç hasılat gelir nedir arkadaşlar? Geçen sene 2 milyonun üzerinde ceza verdi Bursaspor kulübü. Kim karlı? Federasyon. Yani sürekli ceza biriktiriyor. Yani o yüzden küfür ediyorsa, kulüpler federasyonu sahaya yabancı madde atıyorsa gelmeyecek arkadaş. Tespit. Ya bir sürü kamera var sevgili Cevdet. Var canım. Tespit yok. Edeceksin. Kim attı? Ben mi attım? Ki tespit ediliyordu onlar. Girmeyecek. Uygulamada ya, sıkıntı var. Girmeyeceğim aynen, ben. Aynen. Bakıyorsunuz savcılıktan serbest kalıyor. Emniyetten serbest kalıyor. Yani herhalde bir yaptırım gücü yok. Hüsnü o ilk başta verdiğimiz klip ne kadar sürüyor? Ona göre biz de bilir mi? Kapatalım. 2.20. Yani kapatacağımız zaman söyle de. Yani onu tekrar bir verelim. Güzel görüntülerdi çünkü. O yüzden sana katılıyorum. Ama o kurban biz olmayalım. Yani Bursaspor olmasın. Herkes dikkat evet, etsin. Yani daha sakin. Daha, evet, bu hafta Bursaspor taraftarının gücü, etkisi belli. Umarım bilet fiyatlarına uygun bir rakama çekilir. Ve kolayca insanların bilet alma olanağı sağlanır. Ve o stadyumda bir 30 bin kişi, 40 bin kişi, 43 bin kişi, 45 bin kişi neyse yani kapasitesi dolar.
taraftarın baskısıyla. Şimdi ben geçen sene bir Gençlerbirliği maçı hatırlıyorum burada. O kadar rahattık ki 7 bin kişi, 8 bin kişi Gençlerbirliği aldı gitti. Sonra ağladık bir hafta. Tabii. Trabzon'u nasıl yeneceğiz? 33. hafta. Yani taraftarın... Çünkü neden? Ondan önce ceza almıştık yine. Taraftarın, maçta cezalıydı 2 türlü. Beşiktaş maçında alınmıştı. Taraftarın olaya müdahale edileceği, Beşiktaş müdahale maçında. Olacağı en kritik maçlardan birisi bu. Umarım o coşkuyu, o şeyi görürüz. Takım geri de düşebilir. 90 dakika sabır. Mesela Karabük'te çok beğendim. Hiç yoktu değil mi? Hiç şey? Yok, protesto, tepki, hiç küfür de yoktu. Maçtan sonra çağırdılar herhalde tribüne. Evet. Güzel görüntüler vardı. Umarım yine aynılarını yaşarız. Bu arada Fenerbahçe 3-1 devam ediyor. O maçın bilgilerini de vermiş olalım. Gelecek haftayı da verelim. Sonra kliple kapatalım. Tamam üstü. Görelim gelecek haftayı da. Evet, 27 Nisan Cuma günü başlıyor. 31. hafta yine kıran kırana maçların oynanacağı bir hafta olacak. Göztepe Karabük, Cumartesi günü Kayseri Alanya, Sivas Gençlerbirliği, Antalya Trabzon, Kasımpaşa Fenerbahçe. Cumartesi günü önemli maçlar Kayseri Alanya, Sivas Gençlerbirliği, Antalya Trabzon. 3 tane önemli var. Ligin alt tarafını ilgilendiren. 29 Nisan Pazar günü Malatya Akhisar kritik maç, Osmanlı Başakşehir kritik maç, Galatasaray Beşiktaş derbisi var. O da üst tarafı yakından ilgilendiren, şampiyonluğun düğümünü çözecek maçlarından birisi. Ve 30 Nisan Pazartesi günü kapanış maçı saat 20'de Bursa'da Bursaspor Konyaspor karşılaşması oynanacak. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bugün 23 Nisan diye başlamıştık. Yine bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyerek kapatalım. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi Keskin Köyü'nden çok özel görüntüler geldi. Bugün programımıza öyle başlamıştık. Tekrar bütün çocuklarımızın bayramını kutlayarak o kliple de programımızı kapatıyoruz. Şanlıurfa Eyyubiye ilçesine bağlı Keskin Köyü'nden herkese selamlar. Merkeze 100 km olan ilçemizin en uzak köy okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır bu köyde kalıyorum. Bunlar da benim çok sevdiğim... Merhaba! Bursalı, aynı zamanda Bursa sporluyum. Üniversite yıllarımdan beri sevdalısı olduğum renklerin peşinden koştum durdum. Üniversitedeyken Ünik Yılsal grubunda üniversite temsilciliği yaptım. Tabii bu aralar sadece televizyondan takip edebiliyorum maalesef. Okulumuz yaklaşık 400 kişilik bir okul. Ama çocuklarımızın belirli dönemlerde mevsimlik işçi olarak çalışmasından dolayı sayımız 300'lere kadar düşmektedir. Oldukça güç koşullarda görev yapıyoruz burada. Fiziki koşulları saymasak bile eğitim araç gereçleri açısından ciddi sıkıntılarımız var ve çok zorluk çekiyoruz. Okulumuzda birçok malzememiz eksik. Bizim de burada ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kitaplara, bilgisayara, kırtasiye malzemelerine, mümkünse bir mikroskopa ve aklınıza gelebilecek her türlü okul malzemesine ihtiyacımız var.